Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İslam birliğini gerekli kılan sebepler nelerdir? İslam birliğini gerekli kılan o kadar çok sebep var ki. Bunlar belki saymayacak kadar çok. Ancak ilk ve en önemli sebep hatta diğer sebepleri de önemli hale getiren en önemli sebep Allah'ın emrine uymak ve onun rızasını kazanmak olmalıdır. Birincisi bu. Allah'ın biz Müslümanlar istediği şudur. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır biçimde korkun. Ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Topluca Allah'ın ipine yapışın. Fırka fırka olup ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman ediniz. Allah kalplerinizi İslam'a ısındırıp uzlaştırdı onun nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. Allah sizi ondan kurtardı. Allah sizi ayetlerini böyle açıklıyor ki hidayet üzere devam edesiniz. İnsan olmak şüphesiz tüm dünya insanlarla ortak paydamızdır. Bütün insanlar insandır. Evet ve ortak paydamızdır. Ancak bu payda dünyaya ait olan işlerdir, geçicidir ve aynı cinsel olanlarla zayıf bir bağ kurar. Vazgeçilmez asli kimliğimiz ise Müslümanlığımızdır, müminliğimizdir ve bu kimliğimiz birbirimizle dayanışmayı gerekli kılmaktadır ve kılmalıdır. Tüm insanlar İslam'a davet etmek elbette ki bir Müslümanın başta gelen görevlerinden biridir. Her Müslüman ilgilendirir, vazifedir. Ama bu davete icabet etsinler veya etmesinler, bütün insanlara karşı adalet ve iyilikle davranılması şarttır. Yine Müslüman olmayan topluluklarla verimli ve fayda iletişimin temini için de esasen İslam ittifakı şarttır. Bu ittifak ve dayanışma ibadettir. Ve bu zamanın en büyük farz bir görevidir, vazifesidir. Bu açıdan ittifak, birlik ve beraberlik her mümine düşen bir görevdir. Müslümanları birbirine kardeş ve maddi ve manevi yardım yapan temel unsur nedir? İslam birliğidir. İttihad İslam. Birlik ve dayanışma İslamların birbirinden destek alarak gelişmelerine, Allah'ın adını yayma ve dünyayı anlamlı hale getirmelerine İslam dünyasının gücünü, varlığını ve söz sahibi olduğunu küresel anlamda ancak İslam birliği ile göstermelerine vesile olacaktır. Bu vazifelerin yerine getirilmesi için de İslam birliği gereklidir. Ayrıca İslam birliği, İslam dinine karşı yapılan ve yapılabilecek olan saldırılar maddi manevi bertaraf etme de vesile olacaktır. İslam ülkelerinin, egemen ülkelerin baskılarından, saldırılarından ve yağmalamalarından kurtulabilmeleri ve haklarını, hukuklarının korunabilmesi için birlik ve beraber içinde olmaları ve güçlenmeleri de şarttır, bir görevdir. Zira hem İslam devletlerine hem de dünyanın her yerinde bulunan Müslümanlara yapılan saldırıların karşısında ancak İslam birliğiyle durmak mümkündür. Diğer taraftan İslam birliği ekonomik fakirliğin ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin de önüne geçecek en nevetkenlerden birisi olacaktır. İslam coğrafyasının milli serveti durumunda olan ekonomik kaynaklar da ancak bu sayede korunabilecek ve adil bir biçimde dağıtılabilecektir. Şimdi bu özellikleri yerine getirirse Müslümanlar böylece Müslümanların fakr-ı zaruret içinde oldukları ve bunun da İslam dininden kaynaklandığı güya yolundaki yanlış fikrin de önüne geçilebilecektir. Ayrıca çok önemli bir şeyde vurgulamak gerekir ki dünyadaki zulümlerin, haksızlıkların, insan hakları ihlallerinin önüne geçmek Müslümanların bir görevidir. Yani Müslümanlar sadece Müslümanlara yapılan zulümlerin ve haksızlıkların önüne geçmekle sorumlu değiller aynı zamanda Müslüman olmasa bile insanlara, masumlara, çoluk çocuklara, kadınlara yapılan zulümlerinde de önüne geçmekle mükellef ve sorumludurlar. Öyleyse hem yeryüzündeki huzurun kazanılması, hem Müslüman olsun olmasın bütün insanlara ve hatta hayvanlara yapılan zulümlerin önüne geçirilmesi için de İslam birliğini ve maddi ve mani manada kazanmak, geliştirmek ve oluşturmak zorundayız. Buna uzak duran, bunu yapmaya engel olan insanlar mesuldür, sorumludur. Allah muhafaza eylesin.